abla nasıl geçinebiliyor muyuz? Ay ekonomiyi sorma oğlum. Biz öyle bir geçiniyoruz ki bal gibi. Ya her şey başını almış gidiyor. Hele şu ev kiralarından artık bize gına geldi. Ev kirası yükseldi gitti. 100 lira 200 lira kira hakları artırma hakları istiyorlar 1 milyar. He, 2,5 oturuyoruz 3,5 istiyorlar. Nasıl çıkalım biz? Sorumlusu kim abla bunun? Sorumlusu kim? Belediye, başbakan, cumhurbaşkanı. Vallahi cumhurbaşkanına gidecek olsam giderim. Ama gidecek imkanım yok. Nasıl gidebilirim? Oy verdim daha önce abla cumhurbaşkanı. Verdim ama pişmanım. Neden abla? Bir daha vermeyeceğim. Her şey ateş pahası. Kiraları tut, yiyecek, içecek. Önce bir pazara çıkıyorduk 50 milyonla fileleri dolduruyorduk. Şimdi 50 milyon olmuş 10 milyon oğlum. Çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Aklı başında giydiremiyoruz. Eğitim bir emekli başına bakıyor. Kızlar da yardım etmezse bitmişiz biz. Bundan Cumhurbaşkanı haberi var mı? Yok. Biliyor ama bilmemezlikten geliyor. Yazık günah bu halka günah değil mi? Biraz da halkı düşünsün. Hep kendilerini düşünüyorlar. Çevresini, yakınlarını düşünüyorlar. Ama bir daha bitti oy vermem kesinlikle. Pişman mısın abla? Çok pişmanım. Oyum haram olsun. Çok pişmanım. Ailece biz oy verdik 50-60 tane. Hepsi kendine haram olsun. Daha bitti yani. Türkiye böyle yönetilmez. Kiralık ev arıyorsun, yok sattık ev arıyorsun, başını almış gidiyor her şey. Devlet buna bir el atmıyor, bakmıyor, umurunda bile değil. Sen aç mısın, sokakta mısın, hiç umurunda bile değil. Ancak kendi keyiflerini görüyorlar. Bize de yazık, bizi de düşünsün. Arapları Suriyelileri doldurdu. Onlar istediği kirayı veriyor, alıyorlar, tutuyorlar ama biz tutamıyoruz. Kendi ülkesindeki insanlara zulüm ediyor. Bir de Allah'tan şeyden bahsediyor. Vicdan lazım. 50 lirana koyacaksın. Vicdanla insanları halkını düşünüyor. Halkını düşünmüyor. Hep kendilerini düşünüyorlar. Allah'a havale ediyorum kendileri. Bizim halkın çektiği ızdırap benim gibi konuştur. Milyonlarca insan aynı benim beynimde, aynı benim fikrimde aynısını düşünüyorlar yani. Yazık günah, halkına günah yani. Yabancıları getiriyor, burada tutuyor. Kendi insanlarını, milletlerini hor görüyor. Çektiriyor, çile çektiriyor. Onlara maaşa bağlıyor. Doktorları bedava, hastaneleri, ilaçları bedava. Yabancılara göğüs açmış, kol açmış. Ama kendi insanlarını aşağılıyor. Bu aşağılamaktır, düşünemektir. Allah'tan korkuları yok. Vicdan, merhamet gitmiş artık. İnsanlar benim gibi konuştur, hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani bıktık bu hayattan oğlum. Bir hastaneye gidiyorum, bir MR çekileceğim. 5 aya şey veriyor bana. 5 aya beni ay veriyor, tarih gün veriyor. Ben acil hastayım, nasıl 5 ay bekleyeyim? Bak özele gideceğim, komşulardan yardım ettiler, özele para biriktirdiler. Şu an özele gideceğim, kolumun sancısından yatamıyorum. 5 ay bana gün verdiler, 5 ay. Ben nasıl bekleyeyim, ızdırap içinde akşamları yatamıyorum. Hani devlet? Bu mu devlet? Halkını böyle mi düşünüyor bu devlet? Yok, devlet yok. Yok, size çok teşekkür ederim. İnşallah bunu açıklamanızı istiyorum. İnşallah bunu açıklarsın. Devlet, cumhurbaşkanı, başbakan hepsi duyar bunu. İsterse beni içeri alsınlar, hiç umurumda değil. Ama ben doğruları söylüyorum. Bütün halkı konuştur aynı şeyi. Komşularımı konuştur aynı şeyi. Herkes dertli yani. Artık hastalık yokken hastalık sahibi olduk. Stresten, yokluktan, düşünceden. Yarın faturamızı nasıl öderiz? Gece ışıkları yakmıyorum fatura gelir diye. İşte böyleyiz oğlum. Bizim ülkemiz böyle maalesef. Allah yardımcınız olsun abla. Teşekkür ederim. Amin. Ben... Ekonomiyi söz, vatandaş olarak ekonomiyi nasıl yorumluyorsun? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi kimse geçinemiyor. Kimse memnun değil. Ama ya söylemiyorlar ya çekiniyorlar maalesef. Yani ben tiyatro oyuncusuyum. 2 senedir işsizim.
2 senedir işsizim zaten pandemi döneminden dolayı yani biraz şey yapıyoruz, alttan alıyoruz. 2 senedir işsizim. Geçen hafta telefonumu satıp pazarda bir şeyler satarım dedim. Çorap falan aldım. Ya o kadar komik bir şey var ki. Pazara gittim. Pazarda tezgah 250 lira kirası bir günlük. Ya 250 lira pazarda ya. Pazarda tezgah kirası 250 lira olur mu ya? Güya ben oradan kar edeceğim. Çorap satacağım da 1 liraya 2 liraya yok kar edeceğim falan. Yazık günah ya. Milleti mahvettiler. Hakikaten mahvettiler. Ya. Yeni gelenler bir şey yapar mı bilmiyorum ama birilerinin dur demesi lazım. Ama bunu hükümetler ama muhalefetler ama birileri ekonomi bakanı çıkar bir hamle yapar bir şey yapar. Yani bir şey yapmaları lazım düzelsin bu millet. Hakikaten çok kötü. Dün akşam da şey anneme şeyi anlatıyordum. Peynire %25 zam gelmiş. Tam onu anlatırken televizyondan haber duyduk. Zeytine 10 lira zam gelmiş. Şekere zam gelmiş. Ya şaka gibi ya. Hakikaten şaka gibi. Ya bugün dediğim gibi pazarda çalışacağım. Tiyatro oyuncusuyum. Pazarda çalışmaya çalışıyorum. Pazarda da çalıştırmıyorlar. Dediğim gibi 250 lira olmuş bir işportta tezgah ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ekonominin kitabını yazdım yazmaya da devam ediyorum dedi. Çok haklı. O yani padişahımız, hünkârımız, efendimiz bu konuda çok haklı. Ona söz söylemek gibi bir yetkimiz yok maalesef. Önümü farkındaysanız ben başımdan beri önümü yıklıyorum. Hani ya şaka bir tarafa. Hakikaten yazık günah. Bu iktidar kadar geçmiş iktidarlara yüklenip onlardan beter durumu bu hale getiren kimse yoktur. Ciddi söylüyorum. Tarihte şöyle bir şey vardır özellikle monarşilerde. Padişahlar kendinden öncekilere beceriksiz derler. Kendinden sonra gelecekler için de bunlar haindir derler. Onları tahta çıkarmayın derler. Tıpkı şu an maalesef öyle bir hal var. Zaten padişahımız efendimiz yani ilaç sektörüne karar veriyor. Ekonomiye karar veriyor. Genelkurmay başkanlarının kim olacak kim olmayacak karar veriyor. Bakanlara karar veriyor. 15 gün tatil mi olacak? Sağlık bakanlarının hiç dinlemiyor. Tatile kapanmamaya karar veriyor. İşte şekere zamma karar veriyor. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim yani hakikaten şu millete bakıyorum. Ya yazık günah 100 lira parayla pazara gidiyorsun. 2 parça bir şey almadan geri geliyorsun. Peynir alıyorsun, zeytin alamıyorsun. Bir de şey var. Eskiden diyorlarmış ki hani yemek, et falan alamayınca ya peynir ekmeğe talim ediyoruz diyorlarmış. Şimdi şu an o peyniri de bulamıyoruz. O kadar kötü bir haldeyiz ki yani. Daha önce oy verdiniz mi bunlara peki? Annem vermiş. Annem nerede? Annem vermiş. Annemle konuşuyorduk. Lanet olsun diyor. Keşke vermeseydim diyor. Biz bu arada ya tabii memleketimiz zengin bir kültüre sahip. Herkes her görüşü tutabiliyor. Ben milliyetçi bir ailenin çocuğuyum. Annem, babam hep MHP kökenli. Son 2 dönem AK Parti'ye vermişler. İllallah ediyorlar. Geçen 2018 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'ya ve Meral Akşener'e oy verdiler. Şu anda da yani diyoruz ki hükümet partisi, Cumhur İttifakı dışındaki herkese verebiliriz oy. Artık yani çünkü millet karnını düşünüyor ya. Aldığı maaşı düşünüyor. 2800 lira, benim burada oturuyorum ben. 2500 lira kira veriyorum. Şimdi ben çalışsam 3000 lira kira alacağım ya. Ben nasıl ödeyeceğim bunu? Şey diyorlar işte, ya seçim geliyor. Seçim geliyor diyor ki 4000 lira diyor şey verecekler, zam yapacaklarmış asgari ücreti. Ya 5 yapsa da olmaz. Dünyanın her tarafında asgari ücret 1600 euro, 1700 euro, 1500 dolar. Yani bu 16-17 bin lira paradan bahsediyoruz. 16-17 bin liranın yanında benim aldığım 3000 lira neye yarayacak ya? Dedim valla sonumuzu hayretsin ne diyeyim. Amin abi tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.